Bakalım Osman Gazi Köprüsü'nün maliyetini konuşmaya başlıyoruz. Burada arkadaşlarım da bana yardım edecekler. Değişik bir yöntemle anlatacağım size. Tahtayı kullanarak ama yazmadan anlatacağım. Osman Gazi Köprüsü. Peki. Osman Gazi Köprüsü'nün maliyeti. Şöyle koyalım. Görüldüğünü sanıyorum. Maliyeti. Osman Gazi Köprüsü'nün inşaat maliyetinin 1 milyar 500 milyon dolar olduğu söylendi. Resmi açıklama bu. 1 milyar 500 milyon dolar. Daha az mal olur muydu? Bu tartışmaya girmiyorum. Bunun üstünden açıklıyorum. Daha az mal olur gibi bir hesap çıkacaksa daha da beter. Ama 1 milyar 500 milyon dolara mal olacağını resmi açıklamaya göre yazdım. Ona göre hesapları yapıyorum. Ben ekonomist değilim. Okudum, anladım. Ben nasıl anladım diye baktım. Size de öyle anlatmak istiyorum. Karışık değil. Finans yöntemi nedir? Yap, işlet, devret. Yani bu çağdaş bir yöntemdir. Yap, işlet, devret. Doğru hesaplanırsa, şu maliyet doğru hesaplanırsa ve bir de bazı garantiler şimdi göreceğiz. O garantiler doğru verilirse yap, işlet, devret modelinde devletin cebinden 1 lira bile çıkmaz. 1 lira bile çıkmadan gerçekten harikulade bir yöntemdir. Çağdaş bir yöntemdir ama bunun için bu hesapların doğru yapılması lazım. Ve bu niye senin alanın diyeceksiniz? Çünkü bu hesapların doğru yapıldığının hukuk garantisinin olması lazım. Bunun için de tarafsız, bağımsız, güvenilir bir yargının varlığının ne kadar önemli olduğunu her adımda hatırlamanızı rica edeceğim. Çünkü yoksa eğer bizim hepimizin cebi yanıyor. İşletme süresi ne kadar yap, işlet, devrette? İşletme süresi ne kadar? 19 yıl sevgili dostlarım. Gördüğünüzü sanıyorum. Maliyeti köprünün 1 milyar 500 milyon dolar. Finans yöntemi yap, işlet, devret. İşletme süresi 19 yıl. Peki, şimdi sevgili dostlarım. Devletin 19 yıl boyunca müteahhit firmaya bir garantisi var mı? Yani 1 milyar 500 milyon dolarlık yatırım yapacak olan müteahhit firma 19 yıl boyunca işletecek köprüyü ve buradan da ödediği parayı kazanacak. Peki devletin müteahhit firmaya bir garantisi var mı? Şimdi sıkı durun. Sorumuz neydi? Devletin müteahhit firmaya bir garantisi var mı? Şöyle atalım bunları. Günlük garantisi devletin 40 bin araç. Devletin müteahhit firmaya garantisi demiş ki günde buradan 40 bin araç geçer. Geçmezse ben geçmiş gibi sana ödeme yaparım. Peki şimdi sevgili dostlarım 40 bin araç geçer denmiş. Geçer abi geçer. Bir yılda gerçekleşen geçiş ne kadar? Bu tahmin tutmuş mu? 20 bin. Yani 40 bin araç geçer denmiş. Taahhüt edilmiş. Ne zaman? Günlük. Ne kadar geçmiş? 2017'de 20 bin araç geçmiş. Gördük mü? 40 bin taahhüt edilmiş, 20 bin araç geçmiş. O zaman sevgili dostlarım, günlük açığımız ne kadar? Hesaplayalım. Ben bile yapabiliyorum bu matematiği. Günde sen 40 bin araç geçer diye devlet olarak garanti vermişsin, 20 bin araç geçmiş. 40 bin eksi 20 bin kaç etti? Günlük açığımız 20 bin araç etti. Gördük mü? 40 bin araç taahhüt etmişiz. 20 bin araç geçmiş. 20 bin günlük açığımız var. Ne olacak bu günlük açık? Hay Allah hay Allah. Müteahhit rahat. Neden rahat? Çünkü günde 40 bin araç geçse de geçmiş gibi parasını alacak. Geçmese de
geçmiş gibi parasını alacak. Peki garanti edilen geçiş ücreti ne kadar sevgili dostlarım? Şu 1 milyar 500 milyon şurada bir dursun. Şunu atalım. Garanti edilen geçiş ücreti ne kadar? Bunu da atalım. 30 dolar. Garanti edilen geçiş ücreti 30 dolar sevgili dostlarım. 30 dolar. Şimdi 30 dolar bir tane araçtan alınacak ortalama ücret. Geçmeyen araç sayısı ne kadar? 20 bin araç. Peki, şimdi şunu attık. 40 bini taahhüt etmişiz. Bunu da attık. 30 dolar. 20 bin araç açığımız vardı. Doğru mu? Yani garanti kapsamında neyi bulmaya çalışıyoruz? Geçer denilen ama geçmeyen araç için devletin bir günde müteahhit firmaya ödeyeceği parayı bulmaya çalışıyoruz. Bir araçtan 30 dolar kesilmesi anlaşıldıysa ve günde de 20 bin araç geçmesi taahhüt edildiği halde geçmiyorsa devlet günde müteahhit firmaya kaç dolar veriyor acaba? 600 bin dolar borçlanıyor. Her gün 30 dolar 20 bin araç açık var ve geçmeyen 20 bin araç için devlet günlük açığı kapamak üzere 600 bin dolar para veriyor müteahhit firmaya. Şimdi bu günlük bu günlük açık. Bunları bir kaldıralım. Siz bu arada buna bakın. Günde 600 bin dolar. Şimdi yıllığı hesaplıyorum. 20 bin araç. 600 bin dolar. Günlüktü. Yıllığa geldim. Yıllık. Hazır mıyız? Yılı sevgili dostlarım bu tür sözleşmelerde 360'dan hesaplarlar. Yani 365 değil, 360'tan hesaplarlar. 360 gün. Neyle çarpacağız? Günde 600 bin dolar devlet borçlanıyor. Bir günde 600 bin dolar devlet müteahhit firmaya borçlanıyorsa 360 günde devlet müteahhit firmaya garanti edildiği halde geçmeyen 20 bin araç için 216 milyon dolar para verecek. Bir yılda 216 milyon dolar. Şimdi hatırlayalım. İnşaat süresiyle birlikte 22 yıl, inşaat süresi 3 yıldır düş, 19 yıl boyunca işletecek bu köprüyü. 19 yıl. Şimdi 19 yıl boyunca köprü işletilecek. Yılda da günde 20 bin araç eksik üstünden hesaplıyorum. Yılda 216 milyon lira devlet geçmeyen araç için para verecek. O zaman ne yapıyoruz? Tekrar çarpıyoruz. 19 yıl boyunca 216 milyon lira eğer devlet ödeme yapacaksa 19. yılın sonunda geçmeyen araçlar için devletimiz yani biz, siz müteahhite toplam 4 milyar 104 milyon lira taahhüt kapsamında 4 milyar 104 milyon dolar. Vallahi çok özür dilerim. Sıfırlar benim de beynimi karıştırmaya başladı. 4 milyar 104 milyon dolar. Bana ne olur kaç TL eder diye sormayın. Onları siz koyacaksınız. 19 yılda 216 milyon dolar yıllık hesapladığınızda 4 milyar 104 milyon dolar devletin kasasından geçmeyen araç için ödeme yapılması gerekiyor. Şimdi 19 yıl. Günde
600 bin dolar, 19. yılın sonunda 4 milyar 104 milyon dolar ediyor. Peki sevgili dostlarım, bu yıllıktı. Geçen araçlardan ne kadar alacak? Geçen araçlardan ne kadar alacak? Basit. 20 bin araç geçiyor. 20 bin araç ise taahhüt ettiği halde devlet firmaya geçmiyor. O zaman geçen araçlardan günde 20 bin üstünden hesapladığınızda 19. yılın sonunda geçen araçlardan devlet 4 milyar 104 firma geçen araçlardan 4 milyon 104 milyon doları kasada aldı. Yani çıkardınız verdiniz, çıkardınız verdiniz, çıkardınız verdiniz. Her bir araçtan topladığıyla 19 yılın sonunda vatandaşlar araç araç, parça parça 4 milyar 104 milyon dolar firmaya ödedi. Peki müteahhitin toplam cirosu ne? Müteahhitin toplam cirosu geçenler artı geçmeyenler. Şu halde 4 milyar 104 milyon geçenlerden aldı. Bunu çarpı 2 dediniz. Neden çarpı 2 dediniz? Geçen araçlardan 4 milyar 104 milyon. Geçmeyen araçlar da 20 bin araçtı günlük. Geçmeyen araçları da buna kattığınız zaman sıkı durun. Müteahhitin toplam cirosu 8 milyar 208 milyon dolar. Bir dakika. Bu değişecek mi? Hayır, değişmeyecek. Neden değişmeyecek? Çünkü biz günde 40 bin araç geçişini taahhüt ettik mi? Geçse de geçmese de müteahhitin cebine 8 milyar 208 milyon dolar girecek. Ha, konu nedir? 8 milyar 208 milyon doların ne kadarı kasada geçişlerde vatandaş tarafından ödenecek? Ne kadarı devlet tarafından taahhüt kapsamında ödenecek? Bugünkü hesaplar bize 2017'de 40 bin araç taahhüt edilen köprüden 20 bin araç geçtiğini gösteriyor. Yarın 20 bin değil 17 bin araç eğer geçerse devletin kasasından daha fazla çıkacak. Öbür gün 20 bin değil 22 bin araç geçerse devletin kasasından günde 2 bin daha az çıkacak. Ama toplamda müteahhit 8 milyar 208 milyon dolar parayı alacak. Öyle de böyle de alacak. Ama kasadan alacak, ama devletten alacak. Olacak da şu 2017'den 2018'e, 2018'den 2020'ye geçişte 20 binden 40 bine yükselme beklemeyin. Normal değil. Çünkü müteahhit zaten rahat geçse de geçmese de bu parayı alıyor. Bu sebeple geçiş ücreti muazzam zamlı. Onun umurunda değil ki. Çünkü zaten devlet ödeyecek ona. Peki bu köprünün acaba maliyeti ne? Yani müteahhit 19 yılın sonunda 8 milyar 208 milyon lirayı kazandı ya. Şimdi bu köprünün maliyetini soruyorum size. Maliyeti ne? 1 milyar 500 milyon dolar inşaat maliyetiydi. 1 milyar 500 milyon dolar cebinizde nakit varsa peki. Ama kimsenin cebinde böyle bir para olmaz. 1 milyar 500 milyon doları müteahhit illaki kredi çekti. Peki nasıl çekti biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kredinin her kuruşuna, her sentine kefil olmasıyla çekti. Yani yabancı bankalar dediler ki ben müteahhit falan tanımam. Müteahhit ödemezse sen ödeyeceksen ben bu müteahhit firmaya garanti veririm, kredi veririm dediler. Devlet de ben her kuruşuna kefilim dedi, garantör oldu ve kredi verdi bu firmalar. Ben arkadaşlarıma da sordum. 1 milyar 500 milyon dolar tabii dudak uçuklatan bir rakam. Ya 1 milyon dolar kredi alınacak olsa
Acaba faizi ne olur dedim. %5 faiz. Bu rakama devlet garantisiyle bu faizin yıllık daha düşük olması lazım. Ama bilmiyoruz faizi. Dolayısıyla daha düşük olursa müteahhitin karı çok daha fazla. Çünkü en sonunda illaki 8 milyar 208 milyon doları alacak. Toplam %5'ten hesapladığımızda sevgili dostlarım, toplam faiz tutarının ne kadar olduğuna bakalım. 1 milyar 650 milyon. 3 yıl inşaat süresi koyduk. 19 yılda işletme, 22 yılda 1 milyar 650 milyon koyduk. Dolayısıyla 1 milyar 500 milyon dolar kar dahil olmak üzere. Bakın dikkat buyurun. Kar dahil olmak üzere bu köprünün maliyeti 1 milyar müteahhit karı 1 milyar 650 milyon dolarda faiz yükü. Bu ikisini topladığımızda köprünün müteahhit firmaya maliyeti faizle birlikte hazır mıyız? 3 milyar 150 milyon dolar. Peki müteahhitin 19 yılın sonunda cebinden çıkacak 3 milyar 150 milyon dolar müteahhitin 19. yılın işletme süresinin sonunda cebine vatandaş ve devlet tarafından hep birlikte konulacak para 8 milyar 208 milyon dolar. 3 milyar 150 milyon doların içinde 1 milyar 500 milyonluk ana paranın içindeki kar da vardı. Dikkat edin, kar da vardı. 1 milyar 500 milyon, 1 milyar 650 milyon, 3 milyar 150 milyon dolar müteahhitten çıktı. Şimdi şunları atalım. Bu kadar çok sıfır insanın gerçekten hesabını da zorlaştırıyor. Şimdi 8 milyar 208 milyon doları 3 yıl inşaat, 19 yıl işletmenin sonunda müteahhit araba geçse de alacak, geçmese de alacak. Buradan bisiklet de geçse, yaya da geçse, hiç kimse de geçmese 8 milyar 208 milyon dolar alacak. Peki 19. işletme yılının sonunda müteahhitin maliyeti 3 milyar 150 milyon dolar. Peki devlet aslında cebinden bir kuruş bile çıkmaması gereken yap işlet devletle yapmasaydı bu işi de. Ya ben anam babam usulü bu işi kredimi çekerim. Nasılsa kefil olmuyor muyum? Kefil olacağıma kredinin borçlusu olurum deyip ben yapıyorum deseydi. Yani yap işlet devletle değil kendisi yapsaydı devletin maliyeti ne olacaktı? 3 milyar 150 milyon dolar. Devlet kendisi yapsaydı 3 milyar 150 milyon dolar yapacaktı. Müteahhit 3 milyar 150 milyon dolara yaptığına göre faiz yüküyle birlikte devlet kaça yapacaktı? 3 milyar 150 milyona. Peki müteahhit kaça yapıyor? 8 milyar 208 milyona. Kimden alıyor? Vatandaş artı devletten alıyor. O zaman halkımızın devletin kasası dahil cebinde kalacak olan para ne olurdu bu iş düzgün yapılsaydı? Eksi 8 milyar 208 milyondan 3 milyar 150 milyon doları çıkartıyoruz. 5 milyar 58 milyon dolar sevgili dostlarım cebimizde kalacaktı. 5 milyar 158 milyon dolar. Neden oldu peki bu? Yani 3 milyar 150 milyon dolara bu iş bitebilecekken 8 milyar 208 milyon dolara nasıl çıktı bu iş? Çünkü günlük geçiş ücreti çok yüksek. Günlük geçiş taahhüdü
çok yüksek. Günlük geçiş ücreti çok yüksek olduğu için araç geçmiyor, az geçiyor. Günlük geçiş taahhüdü de mantıklı değil. 40 bin araç hesaplanmış. 40 bin değil de 20 bin araç hesaplansaydı, bu durumda 19 yıl sonra değil de 25 sene sonra, 30 sene sonra geri dönüş olsun. 19 yılda kazanma, 30 yılda kazan, 25 yılda kazan denseydi rakam da düşecekti. Şimdi cepte kalabilecekken kalmayan 5 milyar 58 milyon dolarla neler yapılabilir? 5 milyar 58 milyon dolarla neler yapabilirdik? Osman Gazi Köprüsü'nün yanına Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapardık ya da Çanakkale Köprüsü'nü yapardık. Avrasya Tüneli'ni yapardık. Ve yetmedi. Bak Osman Gazi'yi yaptık. Yavuz Sultan Selim'i yaptık. Çanakkale'de aşağı yukarı aynı maliyet olacak. Avrasya Tüneli'ni yapardık. Ve 3 adet de tam teşekküllü ultra modern 100'er milyon dolara 3 hastanede çıkartırdık. Burada bir sıkıntı var. Bu sıkıntının sebebi günlük taahhüdün 40 bin verilmiş olması. 1,5 milyar dolarlık ana maliyetin doğru hesaplanıp hesaplanmadığını bilmiyorum. Demek ki bizim bunları bilmemiz için ve bir yanlışlık varsa bunun düzeltilmesi için halkın parasının halkın cebinde, devletin parasının devletin kasasında kalması için bağımsız, tarafsız, güvenilir, güven veren yargıya ihtiyacımız var. Bu sebeple yargı bağımsızlığı, yargı tarafsızlığı ve düşünce özgürlüğü. İşte hukukun, hukuk devletinin ne kadar önemli olduğu. Sevdiyseniz bu şekilde yani bu doğru bir yöntemse başka konuları da böyle anlatabilirim. Mesela Kütahya'daki havaalanını şehrin nüfusundan daha fazla bir yolcunun uçma taahhüdünün nasıl verildiğini eldeki resmi veriler ışığında sizinle paylaşabilirim. Biz refah devleti olmalıyız. Her şeyimiz var. Her şeye sahibiz. Yeter ki çarçur etmeyelim. Yeter ki doğru hesaplayalım. Ve herkes de doğru hesaplama yapılması gerektiğini yargı kararları ışığında bilsin, hissetsin ve doğru yapsın. Hepinize saygılar sunuyorum. Gecenizin kalan kısmı inşallah güzel geçer sevgili dostlarım. Allah'a emanet olun.